Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Dün İran'da meydana gelen helikopter kazasının arkasından neler yaşandı, Akıncı enkaz bölgesini nasıl buldu, İranlılar hangi planlamayla bunu gerçekleştirdiler? Bugünkü videomuzda İran'daki helikopter kazasına birlikte bakacağız. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı, Tebriz İmamı ve Tebriz Valisi Azerbaycan'da yapılacak olan bir baraj açılışı için bölgeye gidiyorlar. İran'ın kuzeyinde Azerbaycan'la olan sınır oldukça dağlık, yüksek bir bölge. Buradaki törene katılımın arkasından 3 helikopter bölgeden Tebriz'e doğru dönüşe başlıyor. 2 adet Mi-17, bu Rus yapısı bir helikopter, güçlü büyük bir helikopter. Bir de İran Cumhurbaşkanı'nın uçtuğu Amerikan imalatı Bell 212 tipi çift motorlu helikopter var. Bu helikopterle birlikte 3 helikopter kalkış gerçekleştiriyor. Fakat bölgede hava şartları oldukça kötü. Dağın etrafında yoğun bir sis tabakası var. Hatta bazı yerlerinde de bölgesel olarak kar yağışlarının olduğu ifade ediliyor. Arkasından İran Cumhurbaşkanı'nın içinde bulunduğu helikopterle irtibat kesiliyor ve tabii ki bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderiliyor ve tabii ki uluslararası bir kriz haline geliyor konu. Malum, bunu niye söylüyorum? İşte İran'ın İsrail'le yaşadığı sıkıntılar, yapılan operasyonlar, bunlar gerçekten tansiyonu yükselten konular. Arkasından bölgede arama kurtarma faaliyetleri başlıyor ama bu tür kazada bir yerden bu işin koordine edilmesi çok önemli. Oldukça etraf karışık ve daha da kötüsü yoğun bir sis ve kar yağışı bu arama kurtarma faaliyetlerini oldukça etkiliyor ve helikopterin bir türlü yeri bulunamıyor. Bu arada tabii ki İran kamuoyunda da çok farklı bilgiler dolaşıma çıkıyor. Bunun arkasından İran, Türkiye'den arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için gece görüşlü helikopter ve bölgenin yukarıdan tespiti, enkazın aranması için insansız hava aracı talep ediyor. Hemen Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili adımlarını atıyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait AS 532 Cougar helikopterinin bölgeye gönderilmesine karar veriliyor ama hava durumu, meteorolojik şartlar o kadar kötü ki helikopterin uçmasına engel. Meteorolojik şartlar düzelinceye kadar helikopterin uçuşu bekletiliyor. Bu sırada da Akıncı, Baykar'ın tasarladığı çift motorlu 2 adet turboprop motora sahip bir Akıncı'nın bölgeye gönderilmesine karar veriliyor ve bölgenin İHA uçuşuna uygun olmasının arkasından Akıncı Türkiye'deki üstünden kalkıyor. Tebriz'in kuzeyinde bulunan bu dağlık alanda arama çalışmaları başlatıyor. Bölgeyi tararken zaten paylaşılan görüntülerden de göreceksiniz, çok yoğun bir bulut tabakası, sis tabakası var. Bu arada Akıncı'nın da kullandığı MX-15 tipi kamera var. Bu bilgileri ekrandan alıyoruz. Bu kamerayla birlikte, bu kameranın özelliği termal, yani ısı farklarını tespit ediyor. Bu kamera arkasından enkaz bölgesini tespit ediyor, koordinat bilgisini alıyor ve bu koordinat bilgisi İranlı yetkililere iletiliyor. Arkasından da koruma ekipleri, arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşıyorlar. Enkazı buluyorlar. Helikopterin tamamen parçalanmış olduğu tespit ediliyor. Ve içinde İran Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın, Tebriz İmamı'nın ve Valisi'nin ve tabii ki uçuş ekibinin tahmini 2 pilot ve bir teknisyen var. Onların hayatlarını kaybettiği, helikopterin vurmasından sonra yandığı tespit ediliyor. Tabii ki enkazla ilgili araştırma çalışmaları yapılacak, rapor çalışmaları yapılacak ve kötü hava şartlarının yanı sıra herhangi bir şekilde kazaya bir etken var mı? Bunlar İranlı makamlar tarafından bulunacak, bildirilecek. Şimdi Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı. Hatta hatırlayacaksınız, geçen hafta Milli Savunma Bakanlığı yaptığı bilgilendirme toplantısında bölücü terör örgütü PKK'lıların Türkiye sınırı içerisinde İHA'lar tarafından tespit ediliyor ve İranlılar ve PKK'lılar İran'a doğru kaçıyorlar ve İran sınırını aşarak tabii Türkiye sonuçta İran'dan izin almadığı için bölgeye girmiyor. Bunlar tespit edilmiş durumda. Oldukça böyle çok da stabil olmayan bir Türkiye-İran ilişkileri var. Ama o İran'a binlerce kamikaze drone yapan, bu konudaki teknolojilerin çok üstün olduğunu iddia eden İranlılar işte enkazın bulunması için Türkiye'den yardım talep ediyor. Gece görüşlü helikopterleri yok. Bu bölgelerde arama yapacak İHA'ya sahip değiller. Bu teknoloji onlarda yok. Ve Türkiye'de tabii ki iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde elinden gelen yardımı yapıyor ve Akıncı gidiyor bölgeye. Bu arada Akıncı bu uçuşu sırasında Akıncı 01 çağrı koduyla uçuyor ve anlık olarak uçak diyorum artık, İHA'dan çok büyük Akıncı özellikler açısından neredeyse bir savaş uçağı kadar mühimmat taşıyor. Bölgeye gidiyor. Bu uçuş binlerce kişi tarafından flightradar24.com sitesinden takip ediyor ve kısa bir uçuşun arkasından o termal kameralarıyla bölgedeki enkazın yerini Akıncı tespit ediyor. Türkiye'de böylece iyi komşuluk ilişkilerini de İran'a göstermiş oluyor. Tekrar İran halkının başı sağ olsun, çünkü çok önemli bir olay. Şimdi ben tabii olayın bu havacılık kısmı, arama kurtarma faaliyetleri, VIP ve helikopter uçuşları ile ilgili de birkaç bilgi vermek istiyorum. Helikopter sonuç olarak hava aracı olarak uçaklardan çok farklı, çok avantajlı, çok performanslı bir hava aracı. Piste gerek yok. İniş kalkışı için bir düzlük bir alan yeterli. Ama tabii bu avantajların yarısına bazı dezavantajları var. Nedir? Birincisi, meteorolojik şartlardan çok etkileniyor helikopterler. Örneğin sis var, bulut içi uçuş. Burada pilotlar dışarıyı göremiyor ve etrafı kontrol edemedikleri için gerekli ekipmanları, sistemleri yoksa önlerine çıkacak bir yükselti veya ne bileyim yüksek gerilim teli mesela burada bir kaza riski oluşturuyor. Bulut içi uçuşların bir başka dezavantajı da helikopterin uçuş sırasında buzlanması. Yani o tepede gördüğünüz büyük ana rotorun buzlanması, gövdede işte pitotüpler çeşitli işte havaya alıp ölçüyor, o bilgiler pilotun önündeki göstergelere yansıtılıyor. Bunların buzlanması kazaya davetiye çıkartıyor. Bir başka önemli dezavantajlı durum ise yüksek irtifalarla birlikte helikopterin performansı düşmeye başlıyor. Yani normalde örneğin 6 yolcu kapasitesi 4'e, 3'e, 2'ye kadar düşebiliyor. Bazen helikopter ancak kendisini uçurabiliyor buralarda. Bunlar helikopterlerin dezavantajları. Bu nedenle planlamanın yapılması çok önemli. Yani bölgede bir sis varsa, görüş şartları düşüyorsa, yükseklik nedeniyle performans düşüyorsa bunların uçuş ekipleri bunlar gayet iyi biliyor. Bunları uçurulan kişilere bildirilmesi, bu konuyla ilgili bilginin verilmesi gerekiyor. Ama burada da şöyle bir dezavantaj ortaya çıkıyor. VIP uçuşlarında bunlar işte yüksek bir askeri komuta heyeti taşınabilir. İşte buradaki gibi Cumhurbaşkanı, devlet görevlileri olabilir. Onların oluşturduğu baskı. Yani pilotların demesi lazım ki burada hava şartları sıkıntılı. Helikopterin limitlerin üzerine çıkıyoruz. Uçulmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki işte emir demiri kestiği zaman bu tür kazalara görebiliyoruz. Sonuçları çok acı olabiliyor. Şimdi gelelim İran'ın özel durumuna. İran uzun yıllardır ambargo altında. Uçulan Bell 212 tipi helikopter Amerikan imalatı. Bell Textron şirketinin çift motorlu. UH-1'lerin çift motorlusu. Biraz daha performansı yüksek ama sonuçta böyle bir dağlık arazide içinde bir sürü VIP personel, yani ki bunların işte korumaları, sekreteri, şudur budur, yoğunlukla beraber olabilir. Daha kalabalık uçma taraftarı olabilirler. Bu uçuşlar için açıkçası bu tür mevsim geçişlerinin olduğu, meteorolojik şartların anlık değişebildiği bölgelerde bu helikopterle uçmak soru işareti performans açısından. Bir de tabii ki İran'ın uzun yıllardır ambargoya tabi tutulması nedeniyle bu helikopterin bakımları ne kadar doğru yapılıyor, ne kadar yedek parçaları doğru bir şekilde değiştiriliyor veya fabrika bültenleri, AD olarak adlandırılıyor bunlar. Herhangi bir şekilde oluşan olaylardan bir sonuç çıkartılıyor ve bu modifikasyonlar yapılacak diye fabrika bülten yayınlıyor. Bunlar ne kadar uygulandı? Bunlar da bir soru işareti oluşturuluyor. Zaten Bell 212 helikopterlerin buzlanma sistemleri bulut içi uçuşlar için çok uygun değiller. Ve aynı zamanda bu tür meteorolojik şartlar için de performansları yeterli değil. Bunları koymak gerekiyor. Yani sadece havacılık açısından değil, bu tür VIP uçuşlarda meteorolojiden uçuşun güzergahına, planlamadan son sözü pilotların söylemesi gibi çok önem arz eden durumlar meydana gelebiliyor. Benzer bir kazayı bundan yıllar önce Polonya Cumhurbaşkanı'nın içinde olduğu Rus yapısı bir Tupolev 154 tipi uçağın düşmesiyle olay meydana gelmişti. Ve gerçekten bayağı bir iki ülke arasında da ciddi bir krize neden olmuştu bu. Ve sonrasında Polonya elindeki o VIP olarak kullanılan bütün Rus hava araçlarını envanterinden çıkarmış ve batı yapısı sistemlere dönmüştü. Bu da tabii üzerinde çok sansasyon çıkabilecek, nelerin olduğu, nelerin yapıldığı çok ciddi tartışılabilecek bir olay olduğunu belirtmemde fayda var. Evet, teknoloji olarak geriyseniz, silahlı kuvvetleriniz bu yeteneklere, işte gece uçmak, arama kurtarma yapabilmek, bu yeteneklere tabi değilseniz, ne kadar biz füze yapıyoruz, İHA'larda şöyleyiz, kamikaze dronlarda dünyanın bir numarasıyız deseniz de dönüyorsunuz, bu konuda yetkin bir başkasından yardım istemek durumunda kalıyorsunuz. Türkiye'de gerçekten ya sen bana düşmanlık yapıyorsun, ben yollamıyorum demez. Bizim insanımız, ülkemiz yardımsever. Türkiye'de gerekli yardımı yapıyor ve görüyorsunuz işte enkazın yeri takip ediliyor, bulunuyor. Bu arada şu noktayı da belirtmek istiyorum. Bu tür arama kurtarma çalışmaları kötü hava şartlarında yapılıyorsa yüksek riskler içeriyor. Ekiplerin öncelikleri kendi emniyetleri. Yani düşünün, bu havada helikopter düşmüş. Bölgeye nasıl helikopter yollayacaksınız? Nasıl arama kurtarma çalışmaları yapılacak? Bunları dikkatle takip etmek, öncelik olarak emniyetle hareket etmek gerekiyor. Bizim tarihimizde de benzer bir olay var. 1960'ların ikinci yarısında iki RF-84 keşif uçağı Diyarbakır'a inişte dağa çarpıyor ve uçaklar bulunamıyor. Uçaklar bulunamadıktan sonra o pilotların aileleri, devre arkadaşları, filo arkadaşları, filoda görev yapan diğer pilotlar tabii büyük bir heyecanla hemen arayalım, kurtaralım diyorlar. Bölgeye hemen bir helikopter kaldırılıyor. O helikopter düşüyor. İkinci helikopter gidiyor. O da düşüyor. Ve uzun süren çalışmaların arkasından bu arama kurtarma faaliyeti ancak yaklaşık bir ay sonra bölgede karların erimesiyle tamamlanabiliyor. Evet, güncel videomuzun üzerine, bu gelişme üzerine İran'daki helikopter kazasına birlikte baktık. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek, haberleşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.